Çok saygıdeğer Adıyaman İl Başkanım, çok saygıdeğer Adıyaman Milletvekilimiz kardeşim, birlikte beraber çalıştığımız kardeşim, çok saygıdeğer yerel yönetimler başkan yardımcılarım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok saygıdeğer ilçe belediye başkanlarımız ve değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Adıyaman'ımızda bu güzel karşılama için, bizi bu güzel güler yüzle karşılayışınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bugün Adıyaman'ımızda teşkilatlarımızla birlikte 31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili sonuç değerlendirmeleri yapmak, önümüz süreci planlamak üzere Adıyaman'ımızda teşkilat ziyareti amacıyla buradayım. Değerli basın mensupları, gösterdiğiniz ilgi ve alaka için size de çok teşekkür ediyorum. Bugün teşkilatlarımızla önümüzdeki süreçle ilgili konuda yapmamız gereken çalışmaları konuşacağız. 2024 31 Mart seçimleri sürecinde sonuç itibariyle 31 Mart akşamı aldığımız sonuç bizi memnun etmedi. Adıyaman'ımızda da hiç memnun etmedi. Ama bunun telafisi mümkün. Nasıl telafisi mümkün? Siyaset böyle bir şeydir. Belli dönemlerde demokrasinin güzelliği de buradadır. Sandık kurulur. Sandıkta bir dakika der millet. Oy kullanan insanlar bir duyguyu, bir düşünceyi o zamana kadar siyasiler söyler ama sandığın kurulduğu günün akşamı sandıktan çıkan sonuçlarla da seçmen, milletimiz başka bir şey söyler. Der ki bir dakika seni şu ana kadar ben dinledim ama bu da benim dediğim der. Bu dediği sen şöyle yap, böyle yap, bundan sonra şöyle yaparsan daha iyi demeyi içerir. Milletimizin dediğini sandık gayet güzel ifade eder. Eğer sandıktan çıkanı iyi okuyamazsanız milletin dediklerinin de ne olduğunu anlayamazsınız. Anlayamadığınız sürece de siyasette başarılı olmanıza imkan yok. AK Partimiz kurulduğu günden bu yana, 2002'den bu yana geçen bu 22 yıllık süreç içerisinde sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren, en iyi okuyan bir siyaset hareketi olarak eksiğini, fazlasını yorumlamış ve siyasetin gelecek planlamasını en isabetli yapma kabiliyeti taşımış dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden, siyasi partilerinden birisi. 12 milyonu aşkın üyesi bulunan, 2,5 milyon civarında parti teşkilatları olan bu büyük siyasi hareket hakikaten bu 31 Mart seçimleri sonucunda ortaya çıkan sonuçta memnun değil. Biz bunun daha iyisini bekliyor idik diyen ve bundan sonrasını da daha iyi olması için yapılması gerekenler neler diyen bir araştırmayı, bir sorgulamayı kendi içimizde yapıyoruz ve önümüz planlamasını da buna göre yapıyoruz. Bugün de Adıyaman'ımızda oluş nedenim, bugün sizlerle beraber oluş nedenim de teşkilat mensuplarımızla biraz sonra oturacağız. Evet arkadaşlar, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Nerede kalmıştık diyeceğiz. Ve rekabet sürecini tamamen geride bıraktığımızı, artık el ele tutuşup omuz omuza, kol kola önümüzdeki süreçte milletimize daha nasıl iyi hizmetler yapabiliriz? Hangi eksikliklerimiz oldu da bu eksikliklerimizden kaynaklanan bir sonuç böyle aldık diyen bir durum muhakemesini, istişareyi bugün değil, bugünü takip eden günlerde yapıp koşar adım geleceğe doğru yeni çalışmalarımıza devam edeceğimizi sizlere, siz değerli basın mensuplarına ifade etmek istiyorum. Biraz sonra teşkilat mensuplarımızla oturacağız, konuşacağız. Değerli basın mensupları, geliş amacım yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bugün geliş amacımı böyle özetleyebilirim. İnşallah bundan sonra da belli aralıklarla mutlaka geleceğiz. Dün değil evvelsi gün İl başkanları toplantımız vardı. Bu ayın sonunda yanlış hatırlamıyorsam 7-8 Haziran'da mıydı? 7-8 Haziran'da
milletvekillerimiz ve il başkanlarımızın da olduğu bir kampta yine bu biraz önce anlattığım 31 Mart seçimleriyle ilgili durum değerlendirmesi ve gelecek planlaması yapılacak. Onu takip eden 2 Temmuz'da da inşallah belediye başkanlarımızın tümünü Ankara'da bir kampa alacağız. Orada önümüz süreç içerisinde yapacağımız çalışmalarla ilgili durum değerlendirmeleri yapacağız. Ben bu vesileyle değerli basın mensuplarımıza bize bizim bugün burada yapacağımız çalışmayı kamuoyuna, milletimize, Adıyamanlı kardeşlerimize duyurmaya vesile oldukları için, duyurmamıza yardımcı oldukları için kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar, biraz önce çok net bir şekilde ifade ettim. Benim anlattıklarımın içinde sizin sorduğunuz sorunun cevabı var. Hiçbir şekilde fatura kesmek gibi bir cümle doğru bir şey değil. Seçim bir süreç. Bu süreç içerisinde milletimizin dediklerinin ne olduğunu, ne dediğini çok iyi anlamakla ancak o süreçle ilgili kararlar verilir. Bunu en iyi şekilde AK Parti'miz önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle değerlendirip sonuçlandıracak. Zaten bu çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'ımızda doğrusu değil, sadece Adıyaman'ımızda değil, Türkiye genelinde de yerel seçimlerde daha iyi sonuçlar almayı hedefledik. Bu seçimlerin daha iyi sonucu alamayışımızın nedenlerinin içinde ekonomik nedenler var, başka sorunlar var, 6 Şubat depreminin yarattığı travma var. Çeşitli şekilde, çeşitli faktörler, diyelim ki oturalım bu faktörleri alt alta yazalım desek, 10 tane faktör yazsak, sizinki belki ilk 3'te sizin söyledikleriniz, sizin içinde benim söylediklerim olmayabilir, benimki 4. sırada olur, sizinki 2. sırada olur. Hakikaten ama bir 10 maddede alt alta yazabileceğimiz şekilde bir şey vardır. Bir seçimin sonucundaki olumsuzluğun sebepleri vardır. Arkadaşlar, biz şuna bakıyoruz. Bilmenizi istiyorum değerli basın mensuplarımızın. Biz ondan ders alacağız. Onunla ilgili sonucu kimseye fatura etmek gibi bir kolaycılığı seçmeyeceğiz.